Merhabalar Şirinem Hanım, nasılsınız? İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Merhabalar Doğan Bey, nasılsınız? Sağ olun, çok mersi. Teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Ve Şebnem Hanım, sizlerle başlamak istiyorum. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Bu sektöre girişimiz nasıl oldu? Ben Güzel Sanatlar mezunuyum. Uzun bir süre görsel tasarım üzerine çalıştım. Ondan sonra ailemin 30 yıl öncesine dayalı böyle bir evimiz vardı. Bunu yazlık ev olarak kullanıyorduk. Bundan 4 yıl önce hayatımda bir değişiklik yapmaya karar verdim. Ve de burayı bed and breakfast'a çevirdim öncelikle. Son bir yıldır da ailecek buraya yerleştik. Ve burayı tam zamanlı 12 ay süreli butik otel olarak işletiyoruz artık. Evet, eşinizle beraber. Evet. Doğan Bey, sizleri de biraz tanıyabilir miyiz? Doğan Anapa, İstanbul doğumluyum. 15 yıl film sektöründe reklam film yönetmenliği yaptıktan sonra yiyecek sektörüne geçiş yaptım. Hobimi işe, işi hobiye çevirdim diyebiliriz. İstanbul'da Crostin isimli bir sandviç dükkanı işlettikten sonra 1,5-2 yıl eşimle birlikte daha sakin bir hayat sürüp burada güçleri birleştirmeye karar verdik. Buranın aşçılığını da ben devraldım. Eşimle birlikte işletiyoruz. İşte güzel yemekler yapıyoruz, kahvaltılar veriyoruz. Bu şekilde. Evet, İstanbul'un yoğunluğundan kaçtık diyorsunuz kaçtık. Biraz. Sakarya, Sapanca gerçekten çok güzel bir yer. Peki biraz burayı tanıtın bizlere o zaman. Öncelikle konaklama kısmından başlayalım. Ha, konaklama valla kayınpederimin 30 yıl evvel yapmış olduğu bu güzel hafta sonu evinden 3 yıl evvel eşim butik otele çevirmeye karar vermişti. Burası 5 dönüm arazi üzerine kurulu. 4 villanın olduğu bir tesis. Müstakil iskelesi var. Ve diğer tesislerden farkı biraz güzel ağaçların olduğu, düz bir alan değil, karakterli ve yaşanmışlığı olan bir bölge olarak görüyorum. 4 tane villa var, 3 tanesi konaklamaya açık. Her villada 6'şar kişi kalabilir, 3'er yatak odası var. 4. villada da göle en yakın olan villada biz de yaşıyoruz. Ama orada aynı zamanda 2 kişilik bir odada 2 kişi ağırlayabiliyoruz. En güzel oda, hatta kral dairesi diyoruz oraya. Pencere açtığı zaman tam gölünde hissediyorsunuz. Gölün üzerinde hissediyorlar kendilerini. Aynı zamanda alt katta şömineli bir lobi ve yanında da 30 kişilik bir lokanta var. Şimdi buraları biraz büyüttük. Mutfağı falan da biraz genişlettik. Kapasiteyi biraz büyüttük. Çünkü hafta sonu kahvaltı potansiyelini gördük. Cumartesi, pazar ve aynı zamanda yiyecek buraya gelip kalan, konaklayan misafirlerimizi kendimiz doyurmayı tercih ediyoruz. Yani burada yemelerindense bizdeki daha gustolu, güzel yemekleri yemelerini tercih ediyoruz. Çünkü bütün baktığınız zaman restoranlar biraz birbiriyle aynı. Yani ben azıcık daha farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne bileyim, fırında naneli kuzu, işte ıspanaklı biftek sarma, kağıtta balık, güzel küçük meze tabakları. O da hep her yerde olmayan şeyleri denemeye çalışıyorum. Yani risk alıp azıcık daha keyifli oluyor. Bence daha sıkıcı olmuyor, daha eğlenceli oluyor. Mevsimsel malzeme şeflerim dediği gibi mutlaka kullanıyoruz. Yani müşterilerimiz her zaman mutlu ayrılıyorlar. Evet, burası butik bir otel. 20 kişilik. Evet. Eminim ki çok güzel dizayn edilmiştir odaların içi. Zaten izleyicilerimiz de görecektir ekranda. Biraz kahvaltıdan bahsetmenizi istiyorum. Muhteşem bir kahvaltıyla güne başlıyoruz burada. Neler hazırlıyorsunuz? Kahvaltı valla biz ona özel Betahome serpme kahvaltısı diyoruz. Yani serpme kahvaltı diye bilinen konseptin içindeki klasikler her zaman oluyor. Ne bileyim işte bir yeşil zeytin, siyah zeytin, ne bileyim reçel çeşitleri, balki bunların hepsinin ev yapımı ve organik olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü meyve bahçelerimiz var. Oradan meyveler toplanıp ne bileyim ayva, elma reçelleri yapılıyor. İşte kaymak belli bir yerden geliyor. Yumurtamız mutlaka organik ve gezen tavuk yumurtası ama 1 metrekarede gezen bir tavuk değil bu. Dağlardan Fevziye Yaylası'nda çok büyük alanlarda gezen tavuklardan gerçekten gelen çok lezzetli bir yumurta. Bunlardan yapılmış omletler ve bunun yanında her zaman 4 farklı çeşit değişik şey oluyor. Biraz daha alafranga, ne bileyim işte herkesin evinde yapabileceği ekmek içli sucuk kaşar fırında, elmalı turtalar, tarçınlı cinnamon roll'lar, işte armutlu bademli muffinlar, brownie'ler, her zaman farklı bir şey. Ispanaklı el açması börek, her zaman farklı şeyler oluyor menüde. Yani cumartesi pazar gelenler, bir de masaları hep geziyoruz. Ya doymadan kalkmak yok burada. Yani herkes istediği zaman ikinci şeyi alabiliyor. Ya sucuk ekmeği de ikinci porsiyon, böreği de ikinci porsiyon. Mutlu ederek bir şekilde insanların ayrılmasına çalışıyoruz. Bu şekilde herkes onun için tekrar tekrar gelenler geliyorlar. Evet, bu doğal güzel lezzetler sizin elinden çıkıyor. Evet, güzel, aynen öyle. Değil mi Doğan Bey? Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Gıda sektörü, hizmet sektörü zor sektörler. Nelere dikkat ediyorsunuz? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz burada?
Ben şöyle söyleyeyim, yani müşterilerle, onlar bizim misafirlerimiz. Buranın konsepti de o şekilde. Bugün o misafirler benim evime gelip misafirim olsalar aynı bu şekilde davranırdık zaten. Yani evimize misafir geliyor ve o şekilde ağırlıyoruz. Onları birebir onlarla iletişime geçiyoruz, sohbet ediyoruz, hayattan bahsediyoruz. Onları her şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. Sadece mutluluk vermek değil, onların burada da güzel anılar biriktirmesine yardımcı oluyoruz. Evet. Evet, hatta bir defterimiz var. Yani Şebnem'le geçen gün baktık ya, ya biz buraya geldiğimizden beri açtığımız bir defter. İkimizin birlikte ya işte yazılmış olan ya da 100'ü falan geçti. Ve herkes sağ olsunlar çok güzel anılar biriktirmişler. Güzel şeylerden bahsediyorlar. Yani burayla ilgili hoş anıları oluşmuş. O güzel bir şey. Sanırım artık bizim müşterimizin de dostlarımız oluyorlar. Evet. Aynen. Çok bir sürü dost edindik. Oturmuş burada. Gerçekten evet. Misafirleriniz evet. Var. Evet. Laki evet. Ve klasik bir otelden sanırım farklı. Evet. Ya o da kahvaltı şeklinde de çalışmıyoruz. İsteyen her istediğini evet. Burada bulabiliyor. Evet. 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 Peki aynı zamanda düğün, işte diğer organizasyonları da açız. Biraz evet, onlardan açız. Da bahsedelim. Daha böyle butik vari, daha yani maksimum 150 kişi geçmeyecek şekildeki o her organizasyonu açız. Dediğimiz gibi burası butik yer olduğu için her şeye ayak uydurmaya çalışabiliyoruz. Yapabildiğimiz kadarıyla bunu gelen taleplere göre değerlendiriyoruz. Hiç oldu mu organizasyonlar? Oldu. Düğün organizasyonları daha evvel evet burada oldu. Bir keresinde biz mekanı sadece verdik. Arkadaşlar kendi organizasyonlarını gelip yaptılar. Organizasyon şirketi, süsleme vesaire hepsini yaptılar. Çok memnun ayrıldılar. O da bir butik düğünü. Aşağı yukarı 100 kişiydi. İkinci defada bütün sorumluluğu biz aldık. Buradaki hatta ampulleri falan yaptık. Yemekleri biz pişirdik. Güzel bir zeytinyağlı büfesi kurduk. Çok güzel böyle bir tas kebabı ve pilav yaptık ve tatlılar. Aynı zamanda da pasta. Yine gayet memnun ayrıldılar. Kaç kişiliğe kadar? 100-120 kişi filandı. O şekildeydi. Evet. Ve buraya insanlar sanırım kedisiyle, köpeğiyle, her şeyle geliyor evet. Değil mi? Tabii. Rahat hissediyorlar. Evet. Yani. Aynen öyle. Evet. Çocuklara da açız. Genelde misafirlerimiz nerelerden geliyor peki? Yani ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir'den çok az geldi. Bursa'dan da şu anda. İzmit, Adapazarı. Evet, ağırlıklı İstanbul. Evet. Evet. Ve dediğiniz gibi 4 mevsim buradayız biz. Evet. Herhangi bir sezon yok. Evet. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahseder olursak, sizler gibi birçok otel var bu hizmetleri evet. Sunan ya da sunduğunu iddia eden. Neden beta tercih edilmeli? Biraz tercih sebeplerinizden bahseder misiniz? Yani evlerinde gibi hissetmek istiyorlarsa o doğallıkta aynı bizim de davranışlarımız. Bir işletmeci mantığında değiliz. Daha çok ev sahibi mantığındayız o şekilde. İsteklerini, taleplerini karşılık vermeye çalışıyoruz. Doğanın içinde gerçekten huzurlu bir ortamda olmak istiyorlarsa tercih edebilirler. Diğer işletme, herkesin kendi bir karakteri var. Buranın da karakteri yani doğal olması. Zaten herkes şehirden onun mekanikleşmesi yüzünden kaçıyor. Burada öyle bir mekanikleşme yok. Herkes istediği gibi davranabilir diyoruz. Ufacık kurallarımız var, o kadar. Onun dışında. Yani ben özellikle şey, otel değiliz biz. Yani kesinlikle ev duygusu ve kişisel bir dokunuş. Ben öyle görüyorum. Yani Şebnem de ben de ya küçük olmanın getirdiği bir şey belki. Onun için zaten inanılmaz bir burayı böyle herkesin gibi çok büyük bir yer yapmayı tercih etmiyoruz. O zaman kişisel ilgi de azalıyor. Yani herkesin masasına bir uğrayıp bir sohbet etmek, gelen insanlarla bir bağ kurmak, onların hikayelerini dinlemek, hikayemizi anlatmak bence işin keyfi bu zaten. Yani o zaman da iş çok büyümediği için biz de işimizi severek yaptığımız için ortaya bir şey çıkıyor. Ondan da mutlu oluyor herkes. Biz de mutlu oluyor. İki taraf da mutlu. Yani biz işimizi yapmaktan mutluyuz. Onlar da buradaki deneyimden mutlu olarak ayrılıyorlar. Evet, konum olarak da çok güzel bir yerdeyiz. Tam göl kenarı. 5000 metrekarelik bir alan bu. Ferah, rahat. Hafta sonunda geçirebilecekleri bir yer. Yani biz mesela ikimiz de seyahat etmeyi çok seviyoruz. Seyahat ederken kaldığımız, konakladığımız yerlerde hoşumuza gitmeyen şeyleri burada uygulamamaya çalışıyoruz. Aynen. Dediğim yani. Çok güzel. Ve önerileri de açığız değil evet, mi? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Mutlaka. Evet. Tabii ki. Evet. Aynen öyle. Peki yeni projeleriniz var mı? Nerelerde göreceğiz sizleri beta olarak? Beta olarak? Yeni projelerimiz tabii biz daha yolun başındayız. Daha öğrenecek çok şeyimiz var bence. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Gelen misafirlerden de öğreniyoruz. Yani projeler şöyle ilk 5, yani önümüzdeki 5 yıl içinde derseniz. Şimdi biz buraya şehirden geldik. Ve bunun bir felsefesi var. Doğayla dost. Olacağız. Yani şey zaten mutfakta onu yavaş yavaş başladık. Ondan sonra permakültür diye bir konsept var. Onu iyice araştırıp biraz buraya onu da katmak istiyorum. Daha geri dönüşümlü bir yer haline gelmesini düşünüyoruz birlikte. Evet.
doğayla dost bir yer olalım. Ama bu da yavaş yavaş oluyor. Projelendire olacak inşallah. Böyle gelsinler, mutlu olsunlar insanlar. Evet, burada huzur bulsunlar. Evet. Ya benim de mesela kendi buradaki kişisel hedefim şey, buradaki restoranı gerçekten İstanbul'dan özellikle buradaki lezzetler için gelinebilecek bir nokta yapmak. Evet, sadece otel konusunda evet, değil. Tabii zaten restoranımızın kendi ismi de var. Ortancı Restoran. Buranın çiçeğinden esinlenerek koyduğumuz bir isim. Yani burada iddialı bir mutfak yapıp yani hem donanımlı hem ekip olarak iyi hem de işte mevsim malzemelerinden özgün lezzetler yapan, her yerde bulunmayan insanların hani Michelin diye bir kavram vardır yurt dışında. Michelin'in sebebi o lastikleri, Michelin lastiklerini insanlar şey yaparak belli bir mesafe kat ediyorlar. Dağın ortasında bir lokanta mesela gibi. Bizde Michelin konsepti yok ama burada yani o lezzet için ben gelinmesini arzu ediyorum. Çünkü iddiamız o ki gerçekten burada güzel bir mutfak var. Evet, sizler farklı lezzetler evet. çıkarmayı seviyorsunuz evet. gördüğüm kadarıyla. Peki, buradan son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Son görüşlerinizi alalım. Mesela bir davette bulunalım. Yani ben diyorum ki doğayla iç içe olup hem de lezzetli şeyler tatmak isteyen herkes buyursun gelsin. Burada kesinlikle güzel bir deneyim yaşayacak ve mutlu bir şekilde ayrılacak. Yani. Bir gelen bir daha gelir diyorsunuz. Evet. Gelin diyoruz. Sizden de son mesajı olacak. Geliyorlar zaten. Geliyorlar. Çok güzel. Dost gibi olduk işte. Yani ben insanları çok iyi anlıyorum. Biz de büyük yoğun çalışma hayatlarından buraları tercih ettik. Mutfak evet çok lezzetli. Gerçekten de kendinizi övmek gibi olmasın diyeceğim. Gerçekten lezzetli şeyler yapıyor. Onun dışında da huzur ve sessizlik bazen doğayla yaklaşmak demek. Bence insanın kendisine de yaklaşması demek oluyor. Bazen hepimiz unutabiliyoruz yoğun iş temposunda bir kendimize yaklaşmayı. Burada kendilerine de yaklaşabilirler o anlamda. Geldikleri arkadaşlarıyla da güzel anılar biriktirebilirler. Anılar da biriktirirlersin, ne mutlu bize o zaman. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Böyle teşekkür bir yer ederiz. Kazandırdığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılarınız daim olsun diyelim o zaman. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.